Selam yağmur severler. Bugün size odamı tanıtacağım. Aslında daha önce bir oda video yapmıştım kanala yeni başladığım dönemlerde. Fakat onu çoğunuz görmediniz ve odada bayağı bir değişiklik var. O yüzden yeniden bir tane yapayım dedim. Hem de kolay bir içerik açıkçası. Efsane yeni odam mı deseydim acaba? O zaman daha çok izlenirdi ama yani kime göre efsane, neye göre efsane? Hatta bunun için güzel bir atasözümüz var. Gerçi onu söyleyemem burada. El tabancası görmeyen kendi tabancasını piyade tüfeği sanırmış. Bu şekilde söylersem YouTube kurallarına da uygun oluyor. Bir sıkıntı yok. Orijinalini bilen biliyordur. Şimdi isterseniz efsane olmayan odamı tanıtmaya geçeyim. Kamerayı alıp devam edin. Şimdi sanırım kamerayı aldığım kısımdan başlamak doğru olacaktır. Kamerayı şuradan aldım. Kamera bunun üstünde duruyor normalde. Ve bu benim ana ışığım, ring light olarak geçiyor. Yani yüzük ışık olarak geçiyor Türkçesi. Ondan sonra yanda... Aha ışığım kapandı. Neyse burada bir ışığım daha var. Hatta bundan bir tane daha var ama yazın kullanmıyorum çünkü pencereden gelen ışık yeterli oluyor. Yani ikisini açtığım zaman artı pencereyi açtığım zaman oradan yeterli ışığı alıyorum. Fakat videoya daha fazla böyle devam edemeyeceğimi fark ettim. Kolum acayip ağrıyor. Videoya böyle devam edelim. Hem ben kamerayı rahatlaştırırım hem de siz benim görüş açımdan görmüş olursunuz odayı. Sanırım şu taraftan başlayabiliriz. Önce kitaplardan başlayalım. Çoğunuzun ilgisini çekmeyen kısımdan başlayalım. Bu kitapların çoğunu okudum ve bunlar kitaplarımın hepsi değil yani bir kısmı burada çünkü sığmıyor hepsi buraya. Game of Thrones serisini 4. kitapta bıraktım çünkü diziyi izlemeye başladım orada. Bir yerden sonra dizi ve kitabın senaryoları birbirine girdi yani böyle karışık bir hale geldi. O yüzden 4. kitaptan sonrasını okuyamadım. Harry Potter'ın son kitabı var. Witcher'ın kitabını aldım, daha okuyamadım. Daha yeni aldım zaten bunu ama Witcher'ın hikayesini kesinlikle merak ediyorum. Bunu okuyacağım, bir kitabı daha var. Rüzgar'ın adı bu kitaba bayılıyorum. İkincisi şu, devamı bu bunun. Bunun yarısındayım daha, bitiremedim. Çok kalın ya, aşırı kalın bir kitap. Onun dışında burada bir sürü ufak tefek kitaplar falan var işte. Dediğim gibi çoğunu okudum bunların. Üste geçelim, üste YouTube plaketim var. Ondan sonra figürlerim var. Arkada 4 tane Star Wars figürüm var. Bunlar Lego figürleri yani Lego aslında bunlar. Uzaktan çok belli olmuyor da yakından bakıldığı zaman hepsi Lego bunların. Bunları bir oyuncakçıda indirimde buldum. Yani normalde bunların tanesi 100 küsür liraydı. 40 liraya düşmüştü. Ben de 40 liraya düşmüşken 4 tane aldım. Bulabilseydim daha alacaktım ama zaten yerim yokmuş. İyi ki orada bırakmışım. Ondan sonra burada birkaç tane anime figürüm var. Bunların 3'ü de One Piece serisinden. Bunu Japonya'ya giden bir arkadaşıma sipariş etmiştim. Bunu Amerika'ya giden bir arkadaşıma sipariş etmiştim. Bunu da Almanya'dan bir arkadaşım yolladı. Hakan abi. Teşekkür ederim buradan tekrardan. Buna kutu açılışı yapacaktım. Sonra üşendim, yapamadım. Hatta kutusu şurada bir yerde duruyor galiba. Evet, hala orada duruyor kutusu. Yani kaldı o. Neyse, Hakan abi buradan teşekkür edeyim tekrardan. Güzel sürpriz, güzel hediye. Ondan sonra burada bir çimera ve ejderha var. Bunları da başka bir abim aldı. Yiğit abi. Onlar da hediye yani. Kısacası figürlerimin çoğu hediye veya bir yerlerden gelmiş. Arkadakiler hariç. Sonra şöyle masaya doğru geçelim. Öncelikle burada bir mikrofonum var. Mikrofon kolu vesaire. Bu mikrofon Rode Video Micro diye geçen bir model. Eskiden bunu videolarımda da kullanıyordum. Şu an ses kayıt cihazı kullanıyorum. Onu da daha sonra göstereceğim. Zaten bunu bilgisayara bağlamak için de ses kayıt cihazını kullanıyorum yine ama şu an kameranın üstünde olduğu için onu gösteremeyeceğim. Bunu canlı yayınlarda kullanıyorum. Videolarda sadece bilgisayar başında çektiğim videolarda kullanıyorum bir de. Güzel oluyor şöyle. Şuraya doğru uzatıyorum. Burada hem gözükmüyor kameradan hem de güzel ses veriyor. Onun dışında burada SteelSeries RTX 5 kulaklığım var. Bu ekipmanlarımdan en yeni olanı. İncelemesini yapmıştım. İncelemeyi izlemek isterseniz kanalımda bulabilirsiniz. Yine SteelSeries Apex M800 klavyem var. Gayet memnun olduğum bir klavye. Özellikle alçak tuş dizilimi olduğu için bunu seviyorum. Yani tuşları normal mekanik klavyelerden şöyle göstermeye çalışayım. Daha alçak. O yüzden rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Yani sadece oyun için değil yazı için de rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Bir tane Xbox kolum var. Normalde şu Logitech'i kullanıyordum. Yani bundan almaya niyetim vardı ama böyle acelesi yoktu. Kırmızısının çıktığını görünce direkt yapıştım yani dayanamadım. Kırmızıya çünkü ayrı bir şeyim var. Çok hoş gözüküyor. O yüzden aldım. Bunu bilgisayara Bluetooth'la bağlıyorum. Oyunlarda kullanıyorum ve gerçekten hani joystick almayı niyetiniz varsa Microsoft yani yapmış. Bayağı güzel yapmış. Onun dışında mouse'um yine SteelSeries'in Sensei Wireless modeli. Mousepad'im de
Bunun modelini unuttum ama işte Steel serisinin en büyük modeli diyeyim. Bulursunuz ya da köşeye bir yere yazarım. Arkada yine Logitech'in şeyi var, joystick'i var. Yine bir baykuş var. Bunu bu benim o peluş baykuşu, işte şu ejderhayı vesaire getiren, hediye eden abim getirdi. Burada bir tane şeyim var. SSD var. Bunu taşınabilir disk olarak, daha doğrusu taşınabilir disk olarak kullanıyorum demeyeyim. Fotoğrafların yedeğini almak için kullanıyorum onu. Çünkü mekanik disklere güvenmiyorum ve fotoğraflarım giderse, yani kaç yıllık fotoğraf gideceği için, onun için full fotoğraf dolanacağınız. Başka. Şurada kameranın yedek pilinin şarj cihazı var. Bu şeyin alıcısı, mouse'un alıcısı şu. Şu an şöyle yanıyor bir de ama şu an. Aynen. Pili doluyken yeşil oluyor. İşte azalınca rengi değişiyor vesaire vesaire. Çakma Ray-Ban gözlüklerim var. Kürdanım ve diş ipim var. Onlarsız yapamam. Ona bir takıntım var. Burada neler var? Bu kameranın uzaktan kumandası. Bu da şu kulaklığın şeyi. 3.5 milimetreye çeviren jack'ı. Onu da telefona bağlamak için kullanacağım zaman onu alıyorum oradan. Ondan sonra burada Logitech C920 webcam'im var. Bunu videolarımda kullanmıyorum. Sadece bir videom, ilk videomda kullandım sanırım onu sadece. Onu sadece canlı yayınlarda kullanıyorum. Ve şurada böyle kallavi bir monitörüm var. Bu LG, bir dakika hatırlayacağım. LG 34UC98'di yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı uzun bir adı var çünkü. Bu 34 inçlik 4K denir mi bilmiyorum da, sağa doğru 4K, yukarı doğru 2K, yani 3.5K falan diyebiliriz sanırım buna. Böyle devasa bir monitör tercih etmemin sebebi video editlerinde işimi acayip kolaylaştırması. Çünkü normalde işte video editlerken altta bir timeline oluyor. Bunda böyle o timeline kocaman, böyle bütün videoyu neredeyse görebiliyorsunuz tek ekrandan. Ve de film izlerken bayağı güzel oluyor. Ayrıca kendi üstünde hoparlörü olduğu için masanın üstüne başka bir şey koyma, yani bir hoparlör daha koymak zorunda kalmıyorum. Kısacası derli toplu güzel bir monitör oluyor. Sandalyem Max Office Racing diye geçen bir sandalye. Rahat bir sandalye fakat çok kaliteli bir sandalye değil. Bayağı aslında deforme olmuş durumda. Yani gerçi 2 yıldır falan kullanıyorum ama şuraları falan böyle bayağı bir gitti yani. Yavaş yavaş gidiyor, böyle 1 yıl falan daha ömrü kaldı yani. 3-4 yıl idare edecek bir sandalye en fazla. Şimdi iyi güzel de kasa nerede diye soracaksınız. Kasam yok, ben laptop kullanıyorum. Laptopum şurada duruyor. Bunun modeli MSI GS70 Steel Pro Red Edition diye geçen, böyle acayip uzun ismi olan bir laptop. Birazcık eski kalmaya başladı fakat ben bunu çok ucuza almıştım. Yani çok ucuza derken yarı fiyatını almıştım. O da nasıl oldu? Sahibinden de bir ilan gördüm. Adama hediye gelmiş ve adam normalde Apple kullanıcısıymış. Buna alışamamış. Yani 2-3 gün kullandığı bir aleti yarı fiyatına almıştım. Normalde bayağı pahalıydı. O yüzden güzel denk gelmiş ve çok sevdiğim bir laptop olduğunu söyleyebilirim. Burada lemurum ve baykuşum var. Arkada başka kitaplar, diploma vesaire var. Şu aşağıda gördüğünüz şey, daha önce bir silver play buton yapmıştım, yani custom play buton mu desem artık ne desem. Onun kalıbı orada. Onun dışında şurada bir tripod ve bir monopod var. Kapımın arkasında pantolonlarım vesaire var. Benim odada dolabım olmadığı için burası bir nevi gardırop benim için. Bütün pantolonlar vesaire orada. Burada yatağım var, bildiğiniz yatak. Üstünde bir lemur logosu var. Ondan sonra şurada bir kumbaram var. Bunu bayağıdır biriktiriyorum. Daha da biriktireceğim ve video olarak açacağım onu. Çok iyice dolduğu zaman, ama şu anda canım açmak istemiyor. Burada notlarımı aldığım şeyim var. Ajandam var. Sanırım YouTube'a başladıktan sonra 5. ajandam falan, yani o kadar çok not alıyorum. Özellikle YouTube için çok not almam gerekiyor. Sırada yapacağım videolar, o videoda söylemem gereken şeyler vesaire. Arkada leblebilerim var. Burun spreyim var. Onun zararlı olduğunu biliyorum fakat gece uyuyamıyorum bazen, burnum çok tıkandığı zaman, yani ikisi de tıkalı olduğu zaman uyuyamıyorum. Sadece o zaman kullanıyorum, yani haftada bir falan kullanıyorum. Üstünde şeyin, leblebilerin üstünde kulak tıkaçlarım var. Kesinlikle tavsiye ederim gürültülü bir yerde oturuyorsanız. Benim şu duvar merdiven boşluğuna bakıyor bu duvar. Ve merdivende bağıran çocuklar vesaire, hepsinin sesi benim odama olduğu gibi, sanki benim odamdaymış gibi geliyorlar. O yüzden onlar bana huzur veriyor yani. Bunlar dışında şöyle bir bazanın altını göstereyim. Baza işte dediğim gibi odada şey olmadığı için,
Gardırop olmadığı için bazanın altında böyle tişörtlerimi, donlarımı vesaire koyduğum yer. Ayrıca bir dünya ıvır zıvırında olduğu bir yer. Başka işte YouTube için kullandığım ekipmanların fazlalıkları burada falan. Orada başka şemsiyedir, carttır, curttur, ukulelem var. Aldım, çalamıyorum vesaire. Burası baya kalabalık. Çok da göstermeye gerek yok sanırım. Böyle karman çorman bir yer. Odada göstereceğim son şey de şu avize. Bu avizeyi seviyorum. Bu IKEA'dan alınma bir avize. Böyle ışık ayarı var. Death Star temalı, yani Star Wars'taki Death Star andırıyor. Tabii direkt o değil. Bunu alırken kandırılmıştım ben, biliyor musunuz? IKEA'daki görevli bana dedi ki bunlardan çok az üretilecek dedi. Şimdi aldın bir daha bulamazsın dedi. Yani oradaki satış görevlisi niye bir esnaf modunda bana öyle bir şey dedi bilmiyorum ama ben de sıkışık oldum bir aydı. Yani aslında çok da param yoktu ve direkt aldım onu, hani bir daha bulamayacağım diye. Ve şu an herkese satıyorlar yani. Hala çatır çatır seri üretim var. Hatta yeni modelini falan çıkarttılar. Resmen dolandırıldım. Odam genel olarak böyle işte. Burayı hem oda hem stüdyo olarak kullandığımı varsayabilirsiniz. Bu ışıkların yerleri falan sürekli değişiyor. Her videoda farklı bir yerdeler. Bu videoya eklemek istediğim son bir kısım var. O da akvaryum, çünkü soranlar oluyor. Bir de büyük akvaryumumu göstereceğim. Bu da benim akvaryumum. Bu normalde benim o videoları çektiğim duvardaydı. Fakat işte YouTube için bundan fedakarlık etmek zorunda kaldım. Artık odama koyamıyorum çünkü çok yer kaplıyor. O yüzden salona çıkarttım. Şöyle hafiften bir göstereyim. Burada bu bitkilerin hepsi canlı. Çok iyi bakamıyorum artık bitkilere. Eskiden yani benim odadayken çok daha iyilerdi. Fakat burası çok sıcak olduğu için bitkiler çok iyi durumda değiller. Yani hafif böyle yapraklarındaki falan şeyleri görebilirsiniz. Ama yine de idare ediyor yani. Umarım kışın daha da iyi olacaklar. Bunlar balıklarım. Balık videosu çekmekten nefret ediyorum çünkü hiç sabit durmuyorlar. Bunlar fosforlu zebra diye geçen bir tür. Aslında gerçek bir tür değiller. Yapay türler. Bunların orijinali böyle gri üstüne kırmızı çizgili oluyor bunlar normalde. Bunlara deniz anası genleri enjekte ederek hayvanların rengini böyle yapmışlar ama çok güzel gözüktüğü de bir gerçek. Onun dışında karideslerim var. Karideslerim hiç gözükmüyorlar şu an ama ha şurada var. Bunlar benim akvaryumda doğdu. Netle kamera. Tam şurada ortada bir karides var şu an. Bunlar yavru, yeni doğdu bunlar. Yeni dediğim yani 1-2 haftalıklar yanlış hatırlamıyorsam. Benim akvaryumda doğdular. Arkada bak mavi karides var bir tane. Ondan sonra aslında o mavilerden 10 tane almıştım ama sanırım çoğu sıcaktan gitti. Yani sıcak hiç iyi gelmiyor balıklara. Buraya çıkarttıktan sonra fark ettim. Şurada başka bir yavru var. Ya bunlar anaları danaları nerede ya? Bunlar normalde kıpkırmızı anneleri. Ama gözükmüyorlar. Şurada çok arkada bir tane. Anne baba ikisi hangisi bilmiyorum ama. İşte netlemiyor oraya böyle bitkilerin arasında olduğu için. İşte böyle bir akvaryum. Ben büyük balık sevmiyorum ve bitki ağırlıklı akvaryumlar daha çok hoşuma gidiyor. Yani bitkiler daha hoş gözüküyor gözüme. O yüzden bitki bakmayı daha çok seviyorum. Benim odamdayken bu bitkiler şöyle falandı. Tabii ondan sonra hastalık gelmişti akvaryuma falan ama yani normalde bu iyi bakılmış olsa bu bitkiler böyle tavana kadar gidiyor. Yani içi komple yeşil oluyor. Arka planı göremiyorsunuz bile. Umarım bu kış yine o hale getireceğim ben onu. Videoya ayna karşısında veda ederek kameramı ve ses kayıt cihazımı da göstermiş olayım. Kameram Canon 760D modeli. Şu an tam olarak nereye bakacağımı bilemiyorum. Size nasıl gözüküyorum? Aynadaki lense bakarsam size bakmış gibi mi oluyorum? Emin olamadım. Neyse, bakışlarımdaki saçmalığı boş verin. Ses kayıt cihazını nasıl göstereceğim? Neyse, ses kayıt cihazının resmini koyarım şuraya bir yere. Nasıl bir şey olduğunu görürsünüz. Bunun birkaç tane şeyi var. Mikrofon aparatı var diyeyim. O aparatlarla farklı senaryolarda farklı mikrofonlar kullanabiliyorsunuz. Yani şu an kullandığım mikrofon 90 derece açılı olan mıydı? Aynen, hani böyle tek taraftan ses alan mikrofon. İşte uzaktan alanı var, bütün odanın sesini alanı var vesaire, böyle bayağı her türlü işimi gören bir şey. Ayrıca bunu bilgisayara bağladığım zaman da audio interface olarak geçiyor. Bilenler biliyordur, şimdi nasıl açıklamaya uğraşmayayım, sıkıcı olacak. Audio interface yerine de geçiyor yani. Kısacası pek çok işimi gören bir alet. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.